et fiyatları, et satışları ne durumda? Et fiyatları durmadan yükseliyor. Sabit tutulamıyor. Hayvan yok, üretim yok. Çiftçi bitmiş durumda. İnsanların alım gücü bitmiş durumda. 10 lira maaştan nasıl alsın? 15 lira ev kirası olan bir ülkede 10 lira maaştan nasıl geçinsin yani? Onlara tak veriyoruz yani. Bunu her şeyi görüyorlar ama görmemezlikten geliyorlar. Kendilerine geldi mi bütçe ayrılıyor. Emekliye geldi mi, işçiye geldi mi para yok. Nasıl alsın? Peki kuzu, kuşbaşı, dana kuşbaşı fiyatlar nasıl? Kıyma, kilosu? Kıyma 520 lira, 520 lira bizde. 550 liraya, 600 liraya kadar kıyma satan var. Kuşbaşı 550 lira. Yani fiyatlar şu anda durmuyor. Her hafta zam geliyor. Hayvan yok. Yani tüketici için de çok zor. Herkes et yiyemez bundan sonra. Peki et fiyatları Ramazan'da sabit kalacak mı? Kalmaz. Kalmaz, sanmıyorum. Mümkünatı yok. Üretim olmayan bir yerde kuzu zaten yok şu anda. Ufak başı yok. Köylü üretemedikten sonra çiftçi bitmiş durumda. Nasıl olsun? Herkese, köylünün evinde, herkesin evinde hayvan vardı. Şimdi hayvan yok. Sayılı kişilerin elinde var hayvan. Çiftçi yapamadım, üretemedim ne olur? Bütün yediğimiz malla dışarıdan geliyor. Bakliyat, kuru bakliyat, sebzesi, hepsi dereotu, bilmem ne roka, İsrail'den geliyor. Yani nasıl olacak bu üretim olmaktan sonra, çiftçi üretmekten sonra nasıl olacak? Yakıt kaç para? Adam bir depoyu dolduruyor, iki gün sonra bitiyor. Ekmem biçmem diyor. Çiftçi perişan durumda. Yani biz de isteriz her gün herkes gelsin alsın, herkes ekmek yesin. Yaşam çok zorlaştı. Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan alışverişine başladınız mı? Et fiyatları sizce ne durumda? 800 diyorlar. Yani bu ne? Altın mı alıyor 800'e? Et bunun da bana. Ne var? He, bilirim. He. Ne var ki? O yüzden hepsini indirsin ne? Ona göre oylarımızı verelim. Et alabildiniz mi peki? Hiçbir şey alamadık. Bak. Yok, paramız yok ki. Tayyip Erdoğan emekliye bakmıyor ki. Ne et alalım, ne hazırlık yapalım. Böyle kuru ekmeğiyle Ramazan'ı geçireceğiz. Peki fiyatlar nasıl sizce? Uçuk. Alamıyoruz yani.